Herkese merhaba. Bugün 3 Ağustos 2020 Pazartesi. Kendi günümüzde, kendi saatimizde bir manşet yayınıyla daha karşınızdayız. Kendi günümüzde derken elbette Cuma günü yoktuk. Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Ve hemen öncesindeki yayınımızda da bayramlaşmış Cuma günü olmayacağımızı, bayram günü, bayramın birinci günü kafa ütülemeyeceğimizi, herkesi biraz rahat Bırakacağımızı söylemiştik bazen ara vermek iyidir bazen e, bayram neşvesi içerisinde eski neşve var mı ayrı konu bilmiyorum ama e, bir araya gelemediğimiz insanlarla bir araya gelmek onu vesile edip aramak sormak mesajlaşmak iyidir. Ben de bunu çokça yapmaya çalıştım önceki bayramlara nazaran önceki bayramlar epey tenhaydı ama gittikçe e, bayram günlerimiz kalabalıklaşıyor onu da belirtelim. Bugün son gün fakat birkaç konu var öne çıkan. Gazeteler, evet gazetelere ben baktım. Gazeteler çıktı genelde bayram günlerinde. Birkaç gazete ara verdi. Yeni Asya, Yeni Mesaj gibi, Aydınlık Gazetesi gibi takip edebildiğim kadarıyla. Ama %80-90'ı çıktı gazetelerin. Önceki bayramda, Ramazan bayramında çıkmamışlardı. Koronadan dolayı sokağa çıkma yasağı falan da vardı. Ondan dolayı zaten satamayız diye Gazeteler basılmamıştı fakat e, bu defa e, gazeteler büyük oranda çıktı onu belirtelim. E, şu, bugünkü gazete başlıklarına bakacağız ama ağırlıklı olarak iki konu öne çıkıyor. Biri ekonomik konular öbürü de e, kesinlikle koronavirüsle alakalı dünyadaki yayılma işte birinci dalganın hala devam ediyor olması e, ikinci dalga başladı lafları. Yani birinci dalga bitmedi ki ikinci dalga başlasın. Kavramsal olarak bir yanlış da yapılıyor orada. Yani bu batıda da böyle kullanılıyor. Benim yaşadığım İngiltere'de de böyle kullanılıyor. Birinci dalga bitmedi ki ikinci dalga başlasın. Ha belki böyle biraz azalmış olabilir. Azaldıktan sonra tekrar yukarıya doğru çıkmasına sen ikinci dalga diyorsan de yani ama birinci dalga devam ediyor esasen. Arada bir kesinti olur, bir durulma olur, bir ne bileyim sıfırlama olur, bir süre görülmez falan. Ondan sonra bir dalga daha çıkar. Onu anlarız. Ona ikinci dalga denir. Amerika'da durum vahim. Ee, Türkiye'de durum bayram dolayısıyla ve tatil dolayısıyla kaynaşmadan ve hükümetin tedbirler paketini gevşetmesinden dolayı vahim. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. Ee, bütün dünyada da özellikle Eylül'den Ekim'den itibaren e, rakamlar yükselecek endişesi var. Bazı ülkelerde de zaten yükselmiş durumda. Amerika gibi Güney Amerika, Brezilya vesaire gibi. Türkiye'de de özellikle bir hafta on gün sonrasına dikkat etmek lazım ama yani Türkiye'de rakamları doğru açıklamıyor ki. Hani diyeceksin ki sen Türkiye'de hiçbir şeyine güvenmiyorsun ona da. Hayır yani bu böyle bir kronik müzmin muhalefet hali değil. Ee, yani insanları sıkıntıya sokmamak için örnek vermek istemiyorum. Çünkü ben örnek verirsem birilerinden birilerinin canı sıkıntı, sıkılır. Fakat size söyleyeyim yani illerdeki kimi illerdeki ölü rakamı o gün Türkiye'de açıklanan ölü rakamıysa e, kimi illerdeki yoğun bakımda yatan hasta sayısı o gün Türkiye'de açıklanan yoğun bakımda yatan hasta sayısıysa e, bu sorgulanır. Sadece işte Orta Anadolu'da bir vilayetin veya Doğu'da bir vilayetin ölü sayısı veya yoğun bakımdaki hasta sayısı. Bakın İstanbul'u Ankara'dan falan İzmir'den bahsetmiyorum bir veya iki vilayetin yoğun bakımdaki hasta sayısı veya o günkü Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı'nın internetten Twitter'dan açıkladığı rakamla örtüşüyorsa yani ve o ildeki doktorlar ya arkadaş hani bu kadar adam bizde öldü. Peki sadece bizde mi öldü bugün Türkiye'de insanlar? Yani başka illerde demek hiç ölüm yaşanmadı falan diye düşünüyorlarsa bu kadar yoğun bakım vakası bizim hastanelerimizde var. ...diğer hastanelerde galiba hiç yoğun bakım vakası yok falan gibi düşünülüyorlarsa... ...yani çok iyi niyetli olur. Türkiye rakamları öyle üçte bir, beşte bir oranında değil... 10 katıyla, 20 katıyla, belki 40 katıyla saklıyor verilere göre. Maalesef yani durum bu. Gazete kapaklarına bakalım. Böyle yoksullaşma görülmedi. Haberine de bakacağız. Böyle yoksullaşma görülmedi. Bu Covid-19'un elbette birlikte... E, paralel olarak toplumu veya e, hükümetleri, ekonomileri etkileyen e, genel fakirleşme, e, buna da e, bakacağız. Dilerseniz e, ilk gazetemiz bir günle başlayalım ama kendimi de ekrandan alayım, rahat rahat daha büyük görün. İktidar işin dalgasında demiş. Bir gün gazetesi vaka sayısı arttı. Her ilden önlem çağrıları geliyor. <laughs> Ve yeni çekilmiş bir plaj görüntüsünü paylaşmış. Ne sosyal mesafe var, ne bir tedbir. Ayrıca iktidar işin dalgasında meselesini de manşetine de katılmadığımı belirteyim. İktidar işin dalgasında falan değil. İktidar ne yaptığını çok iyi biliyor. Virüs sahile indi demiş karar. Grip sezonuna hazırlıklı hazırlık olarak görülen dönemde düşmesi gereken vaka sayıları alarm eşiğinin altına inmedi. Bu süreçte bayram tatilinin de etkisiyle sahil bölgelerinde artan yoğunluksa kaygı verici bir boyuta ulaştı. Yaz rehavetiyle maske, mesafe unutuldu. Bilim insanlarından hayalet vak'a uyarısı geldi. Hastaların yüzde %80'i belirti göstermeden Plajlarda saatli bomba gibi dolaşıyor. Böyle sürerse tüm mücadele boşa gidecek demiş ve İzmir Çeşme'den bir plaj görüntüsünü paylaşmış. Yani bu şu plaj görüntüsünün geçen sene bu vakitten hiçbir farkı yok. Ee, ne e, maske gözlemleyebiliyorsunuz birkaç insan haricinde ne de herhangi bir sosyal mesafe. Antalya Konya 6, Balık, Balıkesir Avşa ve Kadıköy'den de fotoğraflar getirmiş. Bu gidiş iyi değil diyor Cumhuriyet. Hükümetin e, ekonomiyi canlandırmak için kısıtlamaları kaldırması salgınla mücadeleyi olumsuz etkiledi. İşte onun için söyledim. Yani iktidar işin dalgasında falan değil. İktidar aslında ne olduğunu biliyor. Rakamları saklıyor. Aman çarklar dönsün diyor. Kasada para yok. Döviz rezervleri eskide ne yapsın? E, Eksi de ne yapsın yani? Böyle bir durum var iktidar önlem almasını çok iyi bilir ama gidişatında iyi olmadığını biliyor ama almıyor tamamen ekonomik nedenlerle Cumhuriyet de onu yazmış tabipler birliği başkanı demiş ki vaka sayısı binin altında tutuluyor salgın çok hızlı şekilde artıyor mücadele vatandaşın keyfine bırakıldı böyle devam ederse hastaneler yetmeyecek ben onu söylemeye çalıştım yayının başında yoğun bakım üniteleri çoğunlukla dolu ve açıklanan veriler 1 iki ilin verileri sadece söyleyeyim yani 80 vilayet. Birinci dalga sahile indi demiş Hürriyet manşetinden. Evet benzer fotoğraflar paylaşılıyor. Plajlardaki maskesiz mesafesiz görüntüler üzerine vatandaşı birinci dalga sahile indi dikkatli olalım tweetiyle uyaran Sağlık Bakanı salgınla ilgili durumu Osman Miftoğlu'na anlattı. Sağlık Bakanı rakamlar konusunda e, yanlış bilgi veriyor. Verdiği rakamlar yanlış, eksik, hatalı. Bunu da kendisi çok iyi biliyor. Ondan dolayı artık rakamlarla hem rakamlarla zaten oynuyorlardı. Artık bazı verileri, oynadıkları verileri dahi e, saklamaya başladılar. Elin ağzı torba değil ki büzesin. dediğim gibi e, sadece bir ildeki, iki ildeki vakalar bile e, bakanın açıkladığı ülke tablosunu geçiyor değil ki 81 ildeki durum. Evet. 10-15 gün sonra görüşürüz. 10-15 gün sonra görüşürüz. Bu şu sahil manzaralarının acısı nasıl çıkacak anlarız. 15 Ağustos'ta görüşürüz. Günlük vaka sayısı 33 gün sonra yeniden iyileşen hasta sayısını geçti diyor ama dediğim gibi bunlar hep devletin açıkladığı rakamlar gerçekten doğru değil. Havalar ısındı bayram derken topluca rehavete kapıldık, tedbiri bıraktık. Son rakamlar virüsün hiç insafının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi diyor Korkusuz. Milliyet küçük görmüş haberi sayfanın altlarında ama görmüş sahilde korona dalgası. Ipsos araştırması kalabalıklar endişe veriyor. Posta dalga mı geçiyorsunuz demiş. O da evet. Denizden sahilden Kalabalık fotoğraflarını vermiş. Kulaç atacak yer kalmadı diyor fotoğraf altında. Sonbahar tehlikesine dikkat çekmişler. Evet. Korona geri gün döndü diyorlar. Yani milletin zekasıyla da dalga geçiyorlar. Yalan habercilik de yapıyorlar. Korona gitmedi ki geri dönsün. Gitmedi ki geri dönsün. Uyarılar fayda etmedi yasaksız bayram korkuttu gazete pencere yeni anormal demiş uzmanlar Kurban Bayramı öncesi yaptığı tüm uyarılara ve illerden gelen vaka artış haberlerini yarattığı kaygıya rağmen korkulan olduğu, özellikle tatil beldelerinde sahillerde iğne atılsa yere düşmeyecek hal vardı diyor Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova bayram nedeniyle ortaya çıkan görüntülerin Ardından uyarmış normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normal, normalleştik demiş. Vaka sayılarındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini söylemiş. Evet 230 Ağustos tarihli işte bakanın açıkladığı tablo buydu. Dünkü tablo. Dediğim gibi bugünkü vefat sayısı 18 diyor dünkü rakamlarda. Fakat size şunu söyleyeyim bu birkaç vilayetin rakamından bile düşük yoğun bakımdaki hasta sayısını da tablodan kaldırmışlar. Kötü örnek ünlüler demiş akşam ünlülere kesmiş gene faturayı. Yani ünlüler Instagram'da böyle yan yana kucak kucak fotoğraflar paylaşıyorlarmış efendim, kalabalık aile fotoğrafları, arkadaş fotoğrafları paylaşıyorlarmış. Ondan dolayı bu da insanlara kötü örnek oluyormuş, yukarıdaki manzara yaşanıyormuş. Evet. Biz diyoruz İstanbul Boğazı bunlar diyor Çanakkale'de bir kararet bir kararet. Gönül Tol tweet atmış ama neyin üzerine atmış? Şunun üzerine Profesör Doktor Murat Kıyılar demiş ki: Türk Hava Yolları uçaktayım. Biniş kartlarımı alış sırasında koltuk araları bloke dediler. Sevindim. Uçağa girdim ve Türk Hava Yolları'nın büyük bir yalanıyla karşılaştım. Sosyal mesafe sıfır. Hayatımız yalan düzeni üzerine kurulmuş. Bir de sosyal mesafeyi koruyun diye anons yapıyorlar uçakta. Şaka gibi. Gönül Tol biz de aynı şeyi yaşadık. Bilet satarken merak etmeyin orta koltuğu bloke ediyoruz dedikten sonra tıklım tıklım. Bazı yolcuların maske bile takmadığı bir uçuş Turkish Airlines etiketiyle paylaşmış. Türk Hava Yolları gümbür gümbür çöküyor. Zaten bu korona ve ekonomik konular, hava yollarının zaten dayan e, iyice kırılgan hali de buna, buna eklendi. Göreceksiniz. E, orta koltuğu satmamazlık edemezler. Zaten şu anda zarardalar. Korona e, morona demeyip orta koltuğu da satıyorlar. Durum bundan ibaret. Maske falan hak getire. Halbuki maskesiz yolcuyu uçaktan atması lazım pilotun yani. Ama atmaması talimatı da alıyor. O da ayrı bir şey. Çağhan Kızıl. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı'nı etiketlediği tweetinde benim baştan beri söylediğim şeyin altını çizmiş. Farklı bir konuda tabii, test. Diyor ki, Sayın Koca, Cumhurbaşkanlığının 42 bin personeline 3 günde bir düzenli test yapılma zorunluluğu var mı? Varmış demek ki. Varsa bu kişilere yapılan günde ortalama 15 bin test günlük verilere dahil mi? Geri kalan günlük 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için yetersiz değil mi? Evet, hepsi yalan. Fakat burada şu ortaya çıkıyor: e, Halkı böyle plajlarda, parklarda, millet bahçelerinde böyle yuvarlana yuvarlana bırakıyorlar. Önlemler gevşetiliyor. Ama Cumhurbaşkanı aldığı önlemleri kendisi için eksiksiz uyguluyor. Görüyorsunuz, katıldığı törenlerde bile herkese korona testi zorunlu tutuluyor. Meclise geldi mesela geçtiğimiz günlerde. Ondan dolayı da mecliste herkes, bütün milletvekilleri korona testinden geçirildi. Cumhurbaşkanlığı personeli de bu tweetten öğreniyoruz ki 3 günde bir düzenli test yaptırıyorlarmış. Evet, Erdoğan'ın canı kıymetli. Ee, hala halkın arasına karışmış, çıkmış değil. 5 aydır, 6 aydır son derece steril bir hayat sürüyor. Ee, bir tek Ayasofya'da işte biraz göründü halkın arasında. Onu atlamayalım. Ama Çahan Kızıl Cumhurbaşkanlığı ile ilgili enteresan bir şey söylemiş. Hediye Levent. Şam'da korona vakalarında patlama var diyor. Belirgin belirtiler ortaya çıkmadan test yapılmıyor. Resmi vaka sayısı gerçek sayının çok altında. Karantina altında köyler, mahalleler var. Şam'da durum böyleyse diğer kentleri tahmin edemiyorum. Evet Şam'dan işte Suriye'den bildirmek biraz daha rahat oluyor ama Türkiye'deki durum da pek farklı değil. Bir iki hafta sonra da zaten görürsünüz. Geçelim diğer başlıklarda neler var? Ee, sözcü cezaevlerine bir yılda 7 milyar lira harcandı demiş. Artık cezaevleri de böyle diyanet gibi, milli eğitim gibi, milli savunma gibi bir bütçe. Hükümetlerin bir cezaevi bütçesi var artık. Yani bakanlık bütçesi veya birkaç bakanlığın bütçesine eş değer. Çünkü Ülke açık cezaevi, kapalı cezaevine konulması gerekenler işte sayıları 300 bini geçiyor. Hatta 500 bin nüfusu falan ileride geçeceği söyleniyor. Yeni cezaevi inşaatları devam ediyor. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, 2019'da 6 milyar 993 milyon TL harcandığını açıklamış ki 2020'de belli ki bu 7 milyarı .000 .000 da geçecek. Bu rakam Evet, bağlantı sorunu yaşadık ama geri geldi. Bu rakam 2.8 milyarlık cumhurbaşkanlığı ile 1.7 milyarlık meclis bütçesini geride bırakmış. Fakat enteresan bir olay var bugün. Şu, bu şahıs Mustafa Barank sanayi bakanı ve elinde tuttuğu şeylerle, elinde tuttuğu cihazlar ne? Efendim elektronik kelepçe. Ve diyor ki yerli ve milli elektronik kelepçeyi evet, e, geliştirdik ve bunu gururla tanıtıyor. Evet. Yani Bazı şeylerin reklamı yapılmaz ama çok tuhaf bir şekilde e, reklamını e, yapıyor bu arkadaş. Yani gerçekten evlere şenlik bir arkadaş. E, bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Gelecek e, tekrar bağlanmaya çalışıyor. Bakan Varank, e, Sanayi Bakanı... Bayramda açıklamış efendim, yerleşme e, hamlesini hızlandırmak istiyoruz demiş, elektronik kelepçe bunun en güzel e, örneklerinden biri demiş e, ve e, milli elektronik, elektronik kelepçe Eylül'de hazır demiş düşünebiliyor musunuz? Onun üzerine Kemal Özkiraz demiş ki inşallah müşteri garantisi vermemişlerdir. Yani harika bir tweet. E çünkü siz e, havaalanı açarken müşteri garantisi veriyorsunuz, köprü açarken veriyorsunuz, şehir hastanesi açarken veriyorsunuz. Şimdi burada da verirseniz, şimdi diyelim ki bir milyon sipariş verdi devlet. E ben hani müşteri garantisi veriyorum, bir milyon kişiye bu kelepçeyi takacağım demek. Yani evet. Acı Türkiye'nin geldiği hal. Artı gerçek bir haber toparlamış milli elektronik kelepçe endişelendirdi diyor. Her yer açık cezaevine dönebilir. Esasen öyle. Talep yaratmak için ev hapsi kararları artabilir. Yandaş firma üretmiştir. Telekulak'ın bir başka boyutu haline gelir diyor. Evet. Mehmet Efe Çaman harika yaklaşmış. Bence diyor doğumla beraber standart olarak her vatandaşa bu elektronik kelepçeden bir tane takın. Kimin suçlu olduğuyla falan uğraştırmayın devleti. Evet. Böyle bir de bir durum var. Yeni yaşama geçelim. İzmir'de askerlik yapan Kürt genci tehdit ediliyorum dedikten sonra ölü bulunmuş efendim. Bu ölüm şüpheli haberini okuyoruz. İzmir Alağa Kapalı Cezaevi. Bu haberin birkaç boyutu var. Özellikle seçtim. İzmir Alağa Kapalı Cezaevi kısa dönem askerlik yapan... Jandarma er Osman Özçalımlı. Önceki gün 5 civarında sabah şüpheli şekilde ölü bulunmuş. Kars Digor Kaymakamı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı Özçalımlı'nın ailesine gidip çocuk, çocuklarının kalp krizinden öldüğü bilgisini vermiş. Bunun üzerine baba ve çevredeki yurttaşlar duruma tepki göstermiş. Baba Oğlum bana bir... E, baba beni sıkıştırıyorlar. Vatan haini diyorlar. E, bana tuzak kuruyorlar. Benimle uğraşıyorlar dedi. Yarbay bize oğlunuz üçüncü kattan düşmüş olabilir. Başını bir yere çarpmış olabilir dedi. Kaymakam'a gittik ve Kaymakam da bize... Oğlunuz kalp krizi geçirmemiş de olabilir. Başka yollardan ölmüş olabilir. Kaymakam köye gelip bu kez kalp krizi diyor dedi. Yani... Bir şekilde bir olaya karışmış ve ölmüş. Kürt genci bu. Dikkatinizi çekerim. Şimdi bu konuyla alakalı Anadolu Ajansı haberine bakacağız. Bu da Anadolu Ajansı haberi. İzmir'de hayatını kaybeden asker Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de görev yaptığı cezaevinde yüksekten düşme sonucu yaşamını yitiren diyor. Şimdi Anadolu Ajansı yüksekten düşmeye bağlamış. kalp krizi işte valilik veya kaymakamlık kalp krizi diyor. Osman Özçalımlı aynı kişi. Memleketi Kars'ta topluğa verilmiş. Bu da onun e, şeyinden, cenazesinden görüntü. İşte bayrağa sarılmış tabut askerler gözetiminde. Fakat haberde Anadolu Ajansı haberinde dünkü haber Cüneyt Çelik imzalı 2 Ağustos tarihli Anadolu Ajansı haberinde hayatını kaybeden diyor. Yaşamını yitiren diyor. Ee, naaşı diyor. Naaş demiş. Cenaze dememiş. Evet. Katılanlardan bahsetmiş. Jandarma er demiş. Bir Kürt genci kırmızı tabu bir dikkatini çeken bir şey var mı? Ben söyleyeyim. Şehit demiyor. Ne yaptığı tweet'te, ne de yaptığı haberde. Evet. Kürt genci olunca şehit olmuyor mu? Kürt genci olunca nasıl öldü? Kimi kalp krizi diyor, kimi yüksekten düşme diyor, kimi başka bir şey. Hayatlar çok ucuz ülkede. Maalesef. Hayatlar çok ucuz. Bu ölüm şüpheli demiş de, bu ölüm belli esasen. Bir başka genç er, şu can gibi çocuğa bakar mısınız yani? Boynunda fotoğraf makinesiyle. Kim bilir içeride nasıl yıprandı bilemiyoruz. Selçuk Atak paylaşmış. Ahmet Özdemir vazife 5 günlük er ceza bulundukları yerde 14 kişi öldüğünden 14 müebbet ve darbiye katılmaktan bir müebbet toplam 15 müebbet. Bu cezayı 5 günlük ere veriyorlar. Dikkat edin 5 günlük. Üstelik kendine zimmetli silahı dahi yok. Ülkenin adaletinin Allah belasını vermiş diyor. Ne diyeceksiniz? 5 günlük er 15 müebbet hayatları kararttılar. Ve bizim bugünkü başlığımız böyle yoksullaşma görülmedi. Seyfettin Gürsel'den geliyor. Türkiye böyle yoksullaşmayı hiç görmedi demiş. İşsizlik konusundaki çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Seyfettin Gürsel salgının ekonomide yol açtığı tahribatı açıklarken 2019'un gelir düzeyini yakalamak 2 yıl alır diyor. Evet. Şimdi bu haberin daha detaylı şekline bakalım. Ekonomi ee, profesörü Seyfettin Gürsel e, Cumhuriyet'ten e, ben getireceğim ve oradan okumaya çalışacağım. Beta'm direktörü aynı zamanda Türkiye toplumu daha önce e, hiç tecrübe etmediği bir yoksullaşma sürecine girdi. Çok sayıda ailenin 2019 gelir düzeylerini yakalayabilmeleri büyük olasılıkla iki yıl alır diyor. E, istihdam sayısının düştüğüne dikkat çekiyor. Türk toplumu daha önce böyle bir tecrübeyi yaşamadı. Böyle te, yaşamadığı bir, e, te, hiç tecrübe etmediği bir yoksullaşma sürecine girdi diyor. Çok sayıda aile 2019 gelir düzeyini yakalayamayacak diyor. E, i̇şsizlikten, ücretsiz çalışmadan açıklardan bahsetmiş Yegane umu umut diyor, salgında ikinci bir dalga yaşanmadan ekonominin nispeten toparlanması, ciddi makroekonomik sorunlar birikiyor, %5-6 büyümeye dönüşün önünde engeller var, çok sayıda aile 2019 gelir düzeyini yakalayamaz, yoksullaşma, eğitim, sağlık gibi beşeri sermaye alanlarında neden olacağı yan, et yan etkilerden kaçınmak mevcut koşullarda ne yazık ki mümkün görünmüyor demiş. Evet, TÜİK rakamlarının güvensizliğine de dikkat çekmiş. Detaylı bir şekilde var, Cumhuriyet'ten bu haber görülebilir. Dediğim gibi, gerçekten e, böyle bir yoksullaşma görülmedi. Ve bununla ilgili bir başka haberle devam edelim. Evrensel, bayat menemeni küflü ekmekle yedim. Pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik krizin kadınların yaşamını nasıl etkilediğini araştırmış EMEP Ankara İl Örgütü Batıkent Kardelen Mahallesi'nde yaşayan ve pazarcılık yapan Dilek isimli bir vatandaşımız evde elektrik su olmadan yaşadık. Bayat menemeni küflü ekmekle yedim diyor. Kardelen Mahalle Muhtarı Elif Ayıldızsa Yüzlerce kadın aynı durumda diyor. Pandemi sürecinde yüzlerce kadın yardım için bize ulaştı. Muhtarlıkların ayrı bütçesi yok. Tek yapabildiğimiz gelen yardımları ihtiyacı olana ulaştırmak. Sayfalarca liste var demiş. Evet yoksulluğun geldiği nokta bu. Günün bir başka tartışması ise Muharrem İnce olayı. Muharrem İnce Mahmut Lıcalı'ya konuşmuş Cumhuriyet'te yeni toparlanma şart diyor. CHP'nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. İnce 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareketin yaratılabileceğini de ifade etmiş cumhuriyete. Muharrem İnce üzerinden bir şey köpürtülüyor. Bu uzun zamandır var. Cumhuriyet destek veriyor. Sözcü destek veriyor. Sözcü her gün ya ilk sayfasının bir köşesinde ya da iç sayfada geniş bir şekilde Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'nin o günkü ülke meselelerinde neyse artık... ...o konudaki de görüş ve önerilerine veya demeçlerine yer veriyor. Ee, belli ki kurultayı bekledi. Kurultaydan sonra da şimdi paçaları sıvadı. Bir parti bir hareket olabilir. Yürü arkandayız falan diyenler de olabilir. Ee, bunların hepsi olası ee, ama... E Bakın Burkay Düzce CHP İstanbul İl Teşkilatı'ndan il başkan yardımcısı galiba şunu yazmış. Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yani Muharrem İnce yanına Metin Feyzoğlu Nedim, Nedim Şener Öztürk Yılmaz gibi isimleri alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu bulmak olacak demiş. Evet. Durum böyle işte bu CHP'ler elbette bu şekilde dalga geçiyorlar, dalgalarını geçiyorlar. Ayrı bir konu. Ee, ve bir anlamda işte Muharrem İnce'nin iktidara yakın sol görünen e, eski sol bilinen isimlerin bugünkü iktidar e, havuzunda olmaları hatırlatılarak işte sen de git Metin Fe yani bir yeni bir Metin Feyzoğlu yeni bir Nedim Şener olursun falan gibi yakıştırmalar var. Ee, aynı biçimde e, Muharrem İnce'nin e, şu lafı çok enteresan yani. CHP'nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor diyor. Çok tuhaf yani 6-7 yıldır söylediğimiz şeyleri insanlar artık e, görüş olarak bize satıyorlar. E, 6-7 yıldır söylüyoruz yani bu oyunu oynamayın. Çıkın bu şeyden. Parlamentoda meclisçilik, parlamentoculuk, vekilcilik falan oynamayın. Seçimlerde işte ülkede düzgün bir seçim yapılıyormuş. Ülkede bir parlamento varmış. Yasalar oylamalarla çıkılıyor çıkıyormuş. Bir muhalefet varmış. Özgür medya varmış gibi işte siz iktidar sözcüleriyle veya iktidar yandaşlarıyla işte televizyon kanallarında 2'ye 2 3'e 1 neyse tartışmalara çıkıyorsunuz. İktidar da alıyor işte bak benim ülkemde hür parlamento var, hür medya var, hür tartışma programları var diye kendi meşruiyetini götürüyor. Şimdi... Günaydın yani Muharremince CHP iktidara meşruymuş havası veriyor demiş yani. Ya puh size yani. <laughs> yani ne diyeyim ben? Yani ayıp yani. 6-7 yıldır zaten Atalan Üsküdar'ı geçmiş yani. Şimdi mi aklın başına geldi ki yani en başta sensin. <laughs> yani bugün Muharrem İnce demek hani sağda Davutoğlu neyse Ahmet Davutoğlu solda da Muharrem İnce o. Yani Muharrem İnce şu günlerde in Davutoğlu out. Aslında ikisi de aynı şekilde in de. Yani. Bir hükmü yok. Adam kazandı dediği gece Muharrem İnce bitmiştir yani. Ne, nasıl ki Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu'ndan bir cacık olmaz. Olsa da olmaz. Yarın öbür gün ee, bak işte oldu filan gibi mesajlarla gelmeyin karşımıza. E, Nasıl ki Ahmet Davutoğlu'ndan bir cacık olmaz, Muharrem İnce'den de olmaz. Muharrem İnce o gece o olayı bitirdi. Yakaladığı muazzam rüzgarı o gece harcadı. Sonra da bilmem ne kadar destek, bilmem ne kadar artık saray maray da artık şey yapsa, kol kanat gerse bir yere gideceği yok bu işin. Sabah gazetesi birinci sayfasından başarının temelinde milli ekonomi var diyerek Halkbank Genel Müdürünü konuşturmuş efendim. Halkbank genel müdürünü neden konuşturuyor biliyor musunuz? Şebnem Bursalı. Çünkü Halkbank'la ilgili ciddi yaptırımlar geliyor yakındır e, Amerika'da. E, ondan dolayı şu anda Halkbank'ı şöyle bir köpür, köpürtüyorlar. Yani bu haber bir bu haber bir Halkbank haberi esasen. Milli ekonomi işte şu bu falan bir Osman Arslan haberi, bir Şebnem Bursalı haberi falan değil yani. Bu Beyefendi'nin gazetesinde, gazetesinde Halkbank dolayı çok sıkışacağız dünyada. İçeriye de işte bu şekilde bir halk bank güzellemesi yapalım. Ön haberleri. Evet. Birkaç dramatik ee, dikkatimi de çeken tweetle bitireceğim. Fatih Polat paylaşmış. KHK'lı kişi özel okulda okuyan çocuklarının taksit ücretleri için bankaya gitmiş. Banka siz sakıncalısınız. Eşiniz üzerinden işlem gerçekleştirelim." demiş. Eşiyle gitmiş. Siz sakıncalı olduğunuz için eşiniz de sakıncalı listesinde yer alıyormuş. Yanıtı almış. Evet. Bugün bilgisayar azizlik yapıyor. Yer yer böyle bağlantı sorunları yaşıyoruz. Bunu çözeceğimizden kuşkunuz olmasın. Onun için ben şimdilik ekrandan aldım. Evet bir bağlantı problemimiz var. Onun için birkaç tweet'im daha vardı ama onları veremeyeceğim. Büyük ölçüde verdik. Yarına kadar, sonraki yayına kadar bu sorunu gideririz. Son okuduğum tweet oydu. Ee, Fatih Polat'ın Twitter mesajıydı. KHK'lı kişi özel okulda okuyan çocuklarının taksit ücretleri için bankaya gidiyor. Banka siz sakıncalısınız, eşiniz üzerinden işlem gerçekleştirelim diyor. Eşiyle gidiyor bu sefer. Siz sakıncalı olduğunuz için eşiniz de sakıncalı listesinde yer alıyormuş, yanıtı alıyor vesaire. Bu hadise yeni değil. Bu tür hadiseler yeni değil. Hep yaşanıyor. Sadece bankalarda değil, sadece ne bileyim devlet kurumlarında yurt içinde değil yurt dışında da yaşanıyor. Elçiliklerde, konsolosluklarda da yaşanıyor. Bizim şahsi öykümüzde de çok şeyler var. İleride yeri gelir anlatırız. Ee, oluyor. Olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Hiç olmaya, olmadığı şekilde bir insanın başına bir şey, bir insanın başı beladaysa devletle, yargıyla, siyasi suçluysa veya işte bir biçimde hakkında soruşturma varsa olabilir. Devlet sadece onunla uğraşmıyor. Onun bütün sülalesini Ondan dolayı cezalandırıyor. Yakın tarihte Anadolu topraklarında görülmüş şeyler değil bunlar. Devlet bir asırlık canını sıkan insanlara veya gruplara zulüm geleneğini özellikle 2014-2020 döneminde taçlandırdı. Ondan dolayı da büyük ayak kırıklığına yol açtı biz ve bizim gibi pek çok insanda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Yarın öbür gün bu işler düzelecek elbette. Hukuk geri dönecek ve bu tür muameleler bitecek. Dersler de çıkartılacak. Ona göre düzenlemeler yapılacak. Bir daha böyle şeylere cesaret edilemeyecek. Bir daha insanlar böyle şeylere tevessül edemeyecek. Yapanlar cezalandırılacak falan. Bütün bunların hepsi olacak ama ne yapalım işte bir kırıklık oldu yani. Umarım yeni yetişen nesiller Sıfırdan bu hatalarla, sıfırdan bu defolarla yüzleşmeyen nesiller, sağlıklı bir ülke inşa eder ve onun sağlam fertleri olurlar, güçlü fertleri olurlar. Ama biz ve bizim gibi birkaç neslin üzerinden geçti bu devlet. Yani bir gün işler düzelse bile, bizim içimizdeki kırıklık, gönül kırıklığı gitmez. Yani devlete karşı, millete karşı sadece bunu yapanlara değil, bunun yapılmasına seyirci kalanlara karşı da, izleyenlere, sadece alkışlayanlara değil, seyredenlere karşı da. Evet. Böylelikle bir yayını daha e, bitirelim. Ekonomik konular öne çıkmıştı. Birkaç konu daha vardı söyleyeceğim ama gerek bu salgının kontrolden çıkması, gerekse şey ekonomiyle alakalı e, Financial Times'tan e, dünya gazetelerine yansıyan konulara dair Sonraki yayınlarda bunları e, dile getiririz. Ama iki satırla bahsedelim. İngiliz e, Financial Times, Erdoğan hızlı 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 iyileşme konusunda kumar oynar, oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor demiş. Çok çarpıcı. Ve yine Avrasya Araştırma'nın son anketinde de çarpıcı sonuçlar çıkmış. Yurttaşların 58'i parlamenter sisteme dönelim demiş. Genel başkanların beğeni anketinde ise Erdoğan'ı be, beğeniyorum diyenlerin oranı. %37.8'de kalmış. Durum bu. Her anlamda baş aşağı giden bir tablo var. Umarım ülkenin ve içindekilerin hayrı sonu hayır olur. Önümüzdeki sonbahar, Eylül'den sonraki dönem özellikle çok endişe verici işaretler var. Bu kadarla söyleyeyim. Bizim yayınlarımız devam edecek ve bu yayınlarda da ee, sıklıkla ve geniş biçimde el alacağımızdan kuşkunuz olmasın. Yarın Salı Turan Görür Yılmaz güne bakışla ekranlarda olacak. Ben de Çarşamba günü manşetle haftanın üçüncü haftanın ikinci manşeti haftanın üçüncü programı Çarşamba manşetiyle karşınızda olmayı planlıyorum efendim. Hoşçakalın.